Herkese merhaba. Bir saatlik ara. Umarım iyi gelmiştir hepimize. Şimdi bir kız var ve Türkiye'deki bütün mimarlık okullarını gezdi diyorlardı. Duyanlar vardır herhalde aranızda. Arkitera Kampüs'te projesinin kampüs elçisi Azize Yıldız şimdi sizlerle olacak. Mimarlık eğitiminin peşinde 20 bin fersah adlı sunumuyla deneyimlerini bizlere paylaşacak. Hoş geldiniz. Ben Arkitera Kampüs'te elçisi. Birçok kampüsü gezdim biliyorsunuz. Gerçi siz buradaydınız, galiba ben sonradan geldim. Nedir bu Arkitera Kampüs'te? İsterseniz kısaca bahsedeyim bilmeyenleriniz için. Biz bir yola çıktık Arkitera Mimarlık Merkezi ile. Ve mimarlık eğitiminin ya sonrasını tartışmak için kampüsleri gezdik. Türkiye'de 88 tane mimarlık okulunu gezdik. Bunlarla ilgili detayları anlatacağım zaten. Ancak burada ben tek başıma değildim. Anadolu'daki 35 şehirdeki 58 okulu ben gezdim. Yetişemediğim için de İstanbul'daki okulları 3 tane arkadaşımız gezdi. Onları da daha sonra davet edeceğim buraya. Kısa bir videoyla hangi şehirlere gittiğimizi aktaracağım. Müzik yok galiba şu an. Ses açık. Evet, ben de açık. Tamam, geldi. Önce Trakya'dan başladı. Evet, zaten bahsettim. Harita üzerinde gördüğünüz noktalar okulları temsil ediyor. Bu kadar noktaya gittik. Peki bu okullarda ne yaptık? Fotoğraf çektik ve hocalarımızla söyleşi yaptık. Başta söyleşi konularımız kent ve mimarlık eğitimi arasındaki ilişkiydi. Bulunduğunuz kentin mimarlık eğitiminizle arasındaki ilişkiyi nasıl kurarsınız diye bir soru yönelttik. Çok farklı yanıtlar aldık. Bunların detaylarını zaten internet üzerinden ulaşabilirsiniz de. Çok fazla detaya giremiyorum burada, kısıtlı zamanımız var diye. Asıl üzerinde durduğumuz konu mimarlık eğitiminin mekansal karşılığı. Bunu tartışmak için gitmiştim. Çok farklı tablolarla karşılaştım.
Beni çok şaşırtan okullar da oldu. Çok büyük beklentilerle gittiğim halde çok iyi şartlarda bulmadığım okullar da oldu. Ben kısaca genelledim. Aslında çok sayıda okul var, çok fazla fotoğrafımız var. Zaten sol üst köşede de fotoğrafları slide halinde görebilirsiniz. Daha fazlasına internetten de ulaşabilirsiniz. Bir gruplama yaptım. Bu 6 üniversite, özel ve vakıf üniversitelerin. Gördüğünüz gibi son derece dinamik, yeni eğitim ortamları. İlk başta insanın aklına şey geliyor, çok güzel eğitim, olanaklar çok güzel ama içine girdikten sonra aslında çok iyi bir avantaj olduğunu biliyoruz bunun. Ama her şey değil mimarlık eğitiminde. Bunu diğer okullara gittiğimde anladım. Bu üç okul tarihi binada eğitim veren, mimarlık eğitim veren okullar. Çok iyi restore edilmiş. Özellikle bahsetmek istiyorum. Ben Mardin'e hiç beklentiyle gitmediğim halde çok iyi şartlarda buldum orayı. Bu beni çok mutlu etti. Hızlıca geçmek zorunda kalıyorum. Çok fazla şey var. Bunlar kötü anlamda koymadım bu okulları. Aksine kötü şartlarda olup iyi eğitim vermek için çabalayan okullar. Sol üstteki okul ikinci senesine. Ancak stüdyo sayıları yeterli olmadığı için dışarıda eğitim yapıyorlar, koridorlar kullanıyorlar. Sağ üstteki okul mimarlık bölümü açıldıktan sonra koridoru stüdyoya çevirdikleri bir okul. Alttaki okulda Van 100. Yıl Üniversitesi'nin mimarlık bölümünün bulunduğu prefabrik yapı. Şu an için geçici ama biliyorsunuz çok yakın zamanda Van'da üzücü bir deprem yaşadık. Ve hocamızın bahsettiğine göre bahçede de eğitim verdiler, çadırda da eğitim verdiler. Şu an bu prefabrik yapı onlar için çok iyi şartlarda. Bu iki okulu mekan olarak çok iyi buldum. Çünkü eskiyle yeniyi birleştirmişlerdi ve eskiden eğitim binası olmayan bir binayı eğitim binasına çevirmişlerdi. Buradaki dört tane okul da devlet üniversitesi ve dediğim gibi ilk başta mekanların aslında çok da yeni olması bir şey ifade etmiyor bence. Asıl önemli olan o mimarlık fakültesine, mimarlık bölümüne girdiğinizde o hisleri yaşayabilmeniz, hani o tasarım ruhunu, oranın hiç bilmeden bile mimarlık bölümü olduğunu bilebilmeniz. Bunlar da devlet ve özel üniversitelerde karma olarak çektiğim fotoğraflar. Aslında her şey mekanda değil, donatılar da farklılaşmalı bana göre. Bunlar iyi çözümlemeler. Sol üstteki mesela öğrenci projesi. Başka bir üniversiteye gittiklerinde beğendikleri masayı hocalar hani tasarlamalarını istemiş ve öğrenciler böyle bir çözüm getirmişler. Ancak sonradan bunu kullanış olarak çok iyi olmadığını fark ettiler. Çünkü ağır, taşınamıyor, temizlik sırasında sorunlar çıkıyor. Sağdaki yeni bir okul henüz öğrenci alımı yapmamasına rağmen şu an çok iyi şekilde mekanlarını tamamlamaya çalışıyor. Alttaki üniversitelerde aynı şekilde. Sağ alttaki üniversitenin yanında gördüğünüz o konsol kapağı üstte ve T cetvelini çok rahat koyabiliyorsunuz. Birçok okula gittim, hocalarımızla söyleşi yaptım. Ancak sadece hocalarla konuşmadım. İlk başta gittiğimde hocalarla konuşarak başladım. Ancak mimarlık eğitimine alan asıl öğrenciler olduğu için biraz daha öğrenci odaklı ilerleyerek onlarla da söyleşi yapma şansım oldu. Onlara mekanları sordum, nasıl olmalı, yeterli mi diye birçok farklı yanıt aldık. Hayatımda hiç selfie çekmemiş biri, yüzlerce selfie'm oldu herhalde. Tabii sadece okullara gitmedim. Adana'ya gitmişken kebap, işte Antep'te baklava. Bunlar biraz aslında üzdü paylaşımların bazılarını ama bunları paylaşmadan edemeyecektim. Genel olarak sunumum bu şekilde. Çünkü çok az zamanımız kaldı. Ama detayları internette zaten Arkitera Kampüs'te yazarak bulabilirsiniz. Bir videomuz olacak. Sonrasında soru alabilirim. Çok kısıtlı zaman var, 4 dakika kadar. Yanlış oldu ama.
Asıl video buydu. Üç dakikamız var. Önce soruları alabilirim. Daha sonra teşekkür etmem gereken üç arkadaşım var. Ama genel olarak soru yok galiba burada. Arkada biri var ama. Bu arada mikrofon gidene kadar ben teşekkürümü de etmek istiyorum. İstanbul'daki üniversiteleri ben gezemedim ama ben diğer illerdeyken üç arkadaşımız gezdi. Burak, Seda ve Gözde. Önde oturuyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhabalar. Ben yüksek mimarım Gökben Özçiçek. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi yapıyorum. Seçmeli ders veriyorum. Tabii ki bu kadar çok mimarlık üniversitesinin olması güzel bir şey. Özel okulların da olması güzel bir şey. Ama benim incelediğim ve gözlemlediğimde şöyle bir şey var. Üç tane hocası olan da ne yazık ki üniversiteler var. Şimdi üç hocalı olan üniversitelerden siz bu nitelikte herkesin eşit, iyi bir şekilde mimar olarak mezun olabileceğine inanıyor musunuz? Yok. Ya da bu konuyla ilgili genç arkadaşlarla yorum yapınca, çünkü birçoğunun ne yazık ki dersi boş, seçmeli dersler falan açılamıyor. Hatta farklı üniversitedeki hocalar farklı üniversitelere transfer oluyor. Bu da şu anda ciddi olarak mimarlık eğitimini bence çok büyük zedeliyor. Ve bu konuyla ilgili bence Mimarlar Odası'nın da gerçekten tedbir alması gerekiyor. Eğer 3 hocayla bir üniversitede öğrenciler mezun olmaya çalışıyorsa bence oradaki fiziki şartlardan çok daha akademik anlamda büyük bir problem var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Doğru düşünüyorsunuz. Söylediğim gibi birçok üniversiteye gittim, çok farklılar. Özellikle mimarlık bölümü fakülte bazında da çok ayrışıyor bence. Mimarlık fakültesinde olan var, mühendislik ve mimarlık var, tasarım var, güzel sanatlar fakültesi var. Güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık. Böyle 6-7 tane gruplamayla ve fakülte bazında bile üniversitelerin farklılık gösterdiğini görebiliyorsunuz. Ben en büyük sıkıntıyı mesela mühendislik ve mimarlık fakültelerinde gördüm. Bahsettiğiniz konuda çok doğru. Bir fakültenin hocası mimar değilse, genellikle bu bölümü açmak için 3 hocanın olduğunu ben öğrendim bu gezim sırasında. Ve bir mimar, diğer ikisi farklı disiplinlerden, mühendis oluyor genellikle. Ve dediğiniz gibi eğitimi nasıl devam ettirebiliriz? Ön yargısı oluyor. Çok sıkıntı çeken ancak bunu çok iyi başaran üniversitelerde gördüm. Çok iyi şartlarda kalabalık bir ekibi olduğu halde bana göre iyi eğitim veremeyen üniversiteleri de gördüm. Bu biraz akademisyen sayısının azlığıyla alakalı bana göre. Ya da insanların sektöre yönelmesi, özel sektöre ya da devlete yönelmesi, akademisyenliği biraz daha elinin tersiyle itmesi demek. Dediğim gibi öğrencilerle de çok fazla görüştüm ve hepsine akademisyenliği artık tavsiye ettim mi de ne kadar olur bilmiyorum. Bence mimarlık bölümünün, orada zamanım doldu hemen toparlıyorum. Mimarlık bölümünün açılabilmesi gereken minimum şartlar, diğer bölümlerin açılabilmesi gereken minimum şartlardan farklı olmalı. Çünkü o minimum bile değil bana göre. Çok kötü şartlarda eğitim gören öğrenciler var. Ve dediğiniz gibi 4 sene sonra herkes mimar oluyor, herkes iş yapıyor, herkes imza atıyor. Bir sorumuz daha varmış. Ben Ömer Bey'den mi? Benimki soru değil, Hakan Bey kızıyor. Hemen bitireyim, bir dakika zaman var. Yorum aslında. Ya bence bu yapılan iş iyi ama mimarlık okullarının sayısının çoğalması da kötü değil. Ben hani Gökben'e o yüzden belki de katılmıyorum. Niteliksiz de olsa önce açılmalı, ondan sonra nitelikli hale gelirler. Bence sorun olan
Türkiye mimarlık ortamının, akademisyenlerin bu işle ilgilenmiyor olması. Yani mobbinglerde bunlar konuşuluyor ama bunu biz mi yapmalıydık arkitara olarak? Bu büyük bir soru işareti bence. Ne oluyor Anadolu'da? Okullarda ne oluyor? Hiçbir araştırma yok. Bence okullar çoğalmalı, daha da çoğalmalı. Yani şu mimarlık üretiminin olduğu ülkede daha çok mimar üretilmeli. Yapacak bir şey yok. Yani bu piyasa kendisi yolunu bulacak. Ama özellikle İstanbul ve Ankara'nın bu okullara daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hemen onunla ilgili bir isteği çok kısa söylüyorum. Anadolu'daki şehirler çok şikayetçiler. Ben burada birçok mimarı ve sektörden insanları görmüşken bunu dile getirmezsem olmazdı. Sadece Anadolu, hani Ankara ve İzmir dahi çok şikayetçi. Çünkü buradaki hocalarımızın oraya gitmemesi, sektördeki insanların oraya gitmemesi, aynı şekilde yapı sektöründeki firmaların oraya gitmemesi. Yani onlar orada yalnız bir İstanbul olmuşuz burada. Bu gerçekten çok üzücü. Orada da çok iyi cevherler var, o öğrenciler var ve hani onları elimizin tersine itmek bence yanlış olur. Teşekkür ederim. Azize Yıldız'a bu hareketli sunumu için teşekkür ediyoruz.